Sen bildiğin piyanist şantörmüşsün, oradan haberciliğe gelmişsin ya. Tabii abi, ben sonra kötü yalan çıkıp gazeteci oldum. Vallahi bile bildiğiniz piyanist şantör ya. Ya peki bu şey Necdet Alp zamanlarında mı? Ha tabii tabii, yani 1978'den itibaren ben yaklaşık 8 yıl profesyonel müzik yaptım. Düğün salonlarında. Hatta pavyon. Düğün salon, pavyon. Pavyonda Ankara pavyonları. Yere bakan yürek yakan çıktınız. Hayır, tabii. Şey, takma ismini de Elvan Dalton diye bitirelim şu işi. Ya şimdi onu diyeceğim, biliyor musun? Hemen bir klavye alalım. Abi bir şey diyeyim mi? Ben düğün salonunda şarkı söylerken, o öyle bir yerde solist olmak için işte Feelings, My Way falan söylemen gerekiyordu. Tabii. 8 yıl sonra bıraktığım noktada hafif hafif misket ikinci parça haline gelmişti. Son dönem ya bir şey yapmam lazım. Şimdi arada bir pavyonlara uğruyorum, ne var ne yok Türkiye'de diye. Yani ne oluyor diye. Tabii canım ben sonuçta. Yani şu anda bir televizyonumuzda zaten bir pavyon programı var. Aynı o tuhaf vaziyette. Hani netekli kızlar, kaşıklar filan. Bence şimdi, çok önemli bir açığı gideriyor yalnız o program, onu da söyleyeyim. Hem de şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Adam içeri girdi pavyona. Kurtlar Vadisi tıraş, çizgili takım elbise, yanında 2-3 adam pavyona oturdu. Biraz sonra işte içmeler, yemekler filan bir şeyler geldi. Ben yeni taktikleri bilmiyorum tabii. Mesela o oynayan mini etekli kızlar var ya, şöyle hareketler yapıyorlar ya, bunlar neyse yani böyle bir şey yok biliyorsun. Ha mı? Bu kızlar... Ve oynamak bir paraya tabiymiş. Ha. Tabii çıkıyorsun parayla. Kaşık pavyonuna göre 50 lirayla 20 lira arasında. Allah Allah. Tabii. Baba çıkarttı ceketi. Ben dedim yine silah milah konuşacak pavyonda filan. Arka cebinden iki kaşık çıkarttı abi. Ve şakır şakır oynamaya başladı. Ulan o hava neydi? Bu hareket neydi? O giriş ne, bu çıkış ne? Giriş ne yani? Şimdi Ankara havaları tüm Türkiye'ye yayıldı. Bunu söyleyince alınıyorlar. Söylüyorlar ama bunlar Ankara havası falan değil. Ankara Seymenler ağır oturak falan işidir bu yani. Oturaklı insanlardır. Ankara Derneği'nde de üyeliğim var, Ankara Kulübü'nde. O başka bir şey. Ama bu da başka bir şey. Ha kötü mü? Hayır. İnsanlar eğleniyorlar kardeşim. Eğer insanlar böyle eğleniyorlarsa tamam. Ha yani insanlar bunu isteyerek gelmediler buraya. Çünkü egemen kültür böyle bir şey istedi. 12 Eylül'den sonra yapı şuydu. Dünyanın en başarılı darbesi 12 Eylül darbesidir. Niye, pavyonları mı yarattı? Bak oyuncağım. Abicim öyle bir gençlik yaratalım ki bunlar hiçbir şeyle ilgilenmesinler. Sadece lay lay lom yapsınlar. Herkes kendi kültürüne göre bir şey yapsın dediler. Ve birdenbire her şey o anlamda kaydı ve giderek bir dejenerasyon yaşandı. Ha diyeceksiniz ki kötü mü, sen oynamıyor musun? Ben de diyor bu arada bir anlatmış Ankara'nın bağları, büklüm büklüm yolları. Ne güzel şeylerdir bunlar değil mi? Yani Ankara'nın Bağları isimli eser bir 12 Eylül sonucu mudur? Evet. Buradan buna mı bağlıyoruz? Evet. Aslında parça başkadır, sonra. Mesela sözler de öyledir. Ben düğün salonunda çalışırken bir gün, ismini vermeyeyim şimdi, çok ünlü çünkü o işte. Adam geldi oturdu ve o zaman kaseti 1 milyon satıyormuş adam, bizim haberimiz yok dünyada. Sen tabii düğün salonunda yaşadığın için farkında değilsin. Olayı. Tabii ki. Adam bir geldi. Çocuk da geldi. Yaşına şapkada ister. Başına ne oluyor dedim ben. Dediler ki abi adam çok meşhur. Leslie falan böyle arada. Biz yeni anladık olayı. Biz gelmekte olanı ve gitmekte olanı çözemedik. İşte onun için bu memlekette fazla sayıya 9 ay verilince kimsenin, o anlamda bizim dışımızda çok az insanın ruhu zedeleniyor, üzülüyor. Ama birçoğunun ruhu bile duymuyor. Çok da umurunda değil. Çünkü fazla sayı oraya gelene kadar bir emek harcadı. Bu adam tiyatro için bir emek harcadı. Emeksiz yükselmenin revaçta olduğu ülkelerde çöküş kaçınılmazdır.